Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere iPad'de sıklıkla kullanabileceğiniz 3 tane uygulamadan bahsedeceğim ve bu video serisindeki ilk 3 uygulamaya geçmeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. İlk uygulamamız not almak isteyenler için Notability uygulaması. Eğer not almayı çok seviyorsanız, öğrenciyseniz, kağıt kullanmayı sevmiyorsanız, kitap, defter taşımak istemiyorsanız bu uygulama tam size göre. Notability uygulaması belli bir yere kadar ücretsiz ama ücretsiz kısmı mutlaka işinizi görecektir. Sağ üst köşeden yeni butonuna tıklayarak hemen yeni bir tane sayfa açıyorum. Sayfa açıldıktan sonra üst kısımda sayfanın içerisine ekleyebileceğiniz resimler, yazılar, metinler gibi farklı alanlar varken alt kısmında ise sayfanın türünü, biçimini ve dışarı aktarabileceğiniz veya içeri aktarabileceğiniz PDF'leri görebiliyorsunuz. Örneğin ızgaraya tıklıyorum ve sayfanın ızgara olduğunu görüyorsunuz. Izgara olarak başlattığım sayfa şu anlık iki bölümden oluşuyor. Ortada bir çizgi var gördüğünüz gibi. Bu çizgi iki sayfadan oluştuğunu belirtiyor. Çizginin altı ikinci sayfa, üstü birinci sayfayı temsil ediyor. Buradan üst kısımdan kalemi seçtim. Herhangi bir rengi alıyorum. Bütün renkler var arkadaşlar. Burada yaklaştırıyorum. Ve ilk sayfa diye şöyle yazıyorum. Bunun arka planını renklendirmek için hemen yanındaki farklı kalem türünü seçebilirim. Veya şöyle fosforlu kalem dediğimiz bir kalemi alıp şöyle arka planını boyayabilirim. Bunlar tabi büyüklük, küçüklük, renk tamamen size kalmış. Kullandıkça zaten alışacaksınız. Peki soracağınız ilk soru şu olabilir. İki sayfadan mı oluşuyor sadece? Ücretsiz sürümü bu şekilde mi? Hayır arkadaşlar. Diğer sayfayı doldurduğunuzda kalemi aldım, yazdım. Alt sayfalar otomatik olarak açılıyor. Bakın tekrar yazıyorum. İlerledikçe aşağıya doğru yeni sayfalar açılıyor. Tabi bu sayfaları bu şekilde kullanmak zorunda değilsiniz. Sağa sola giderek de bunu yapabilirsiniz ama yukarıdan aşağı kullanmak daha mantıklı. En azından benim daha kolayıma geliyor. Silgiyi alıp seçtiğim, sildiğinizde istediğiniz gibi bunları ortadan kaldırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Aynı zamanda kaleme tıklayıp kalemin kalınlığını, şeklini bu şekilde istediğiniz gibi belirtip yazabiliyorsunuz. Yaklaştığınızda bakın mesela bir grafik çizmek istiyorsunuz bu şekilde. İstediğiniz gibi farklı türleri kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda dışarıdan ses kaydı için mikrofona erişip ses kaydı da yapabiliyorsunuz. Şimdilik izin verme diyorum. Sağa doğru ilerledikçe farklı teknik içeren özel araçlar da burada mevcut. Ayar bölümüne geldiğinizde üstteki bölümü istediğiniz gibi kendinize özel olarak kişiselleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hangisini daha önce, hangisini daha sonra gelmesi gerektiğini bu şekilde belirtebilirsiniz. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıkladığımda paylaşabiliyorum. Daha sonra şablon ayarlarını değiştirebiliyorum. Mesela tıkladım şablon ayarlarına. İstediğim gibi not defteri, çizgili defter, hani bizim sıklıkla söylediğimiz müzik defteri, daha sonra özel şablonları içeren ve renkleri içeren gördüğünüz gibi uygula dediğimde kağıt boyutunu ve içeriğini bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Geri geldiğimde istediğiniz notlara tıklayıp bunu silip çoğaltıp düzenleyebiliyorsunuz ki bunlar zaten temel şeyler. Bunu kapatalım. Bu uygulamada sevdiğim noktalardan bir tanesi şu. Konular kısmındaki artıya tıklayıp konu ekle dediğimde istediğiniz gibi bunları yazıp konulara ekleyebiliyorsunuz. Tekrar tıklayalım. Bilişim yazdım. Peki bu şekilde bizim notlarımızı karmaşık mı tutacağız? Hayır, şöyle yapabilirsiniz. Tekrar artıya tıklayıp ayrıcı ekleyip dersler yazdığınızda basılı tutup bilişimi dikkat edin. Şöyle bilişim basılı tutuyorum. Derslerin altına doğru sürüklediğimde artık orada bir konu başlığı oluşuyor. Daha sonra yeniye tekrar tıkladım. Bakın boş bir sayfa açıldı. Dışarıdan tara yöntemi kullanarak ekleyebilirsiniz. Şablon seçebilirsiniz veya PDF olarak içeri aktarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan vazgeç diyelim tekrar. Ayarlar kısmına geldiğimde el yazısını tanımam var ama belli bir yere kadar ücretsiz olduğu için tamamının garantisini sizlere veremeyeceğim arkadaşlar. Ama ücretsiz olarak çok işinizi görecektir. Temalar kısmında koyu tema var. Koyu mavi tema var ama açık tema sanki daha hoş. Gece gözünüzü yormaması için yukarıda gece modu var. Bunu aktif edebilirsiniz. O da koyu temaya geçiyor zaten. Kapat dedim. Bir sonraki uygulamamız Adobe Scan uygulaması. Bu uygulamayla bir resmi taratıp resmi PDF'e dönüştürebilirsiniz. Üzerine yazı yazabilirsiniz, dışarı aktarabilirsiniz, paylaştırabilirsiniz veya bir yazıcıdan PDF yazdırabilirsiniz. Uygulamaya Gmail ile giriş yaptığınızda ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Sağ üst köşeden örneğin bir tane dersler adında
klasör oluşturuyorum. Bu klasörümü oluşturduktan sonra zaten buraya geliyor. İçine tıklayarak girdiğimde sağ alt köşeden resim ekleyebilirim veya kendim kamerayla çekip programa bu resmi aktarabilirim. Açılan bölümden kendi kanalımın şöyle bir resmini çektim. Çekerken arkadaşlar kimlik mi çekmek istiyorsunuz, bir belge mi çekmek istiyorsunuz? Şuradaki 4 noktayı istediğiniz gibi kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Çekerken sistem otomatik olarak tanıyor zaten Adobe Scan uygulaması bunu. Ve ayarladıktan sonra bakın alt taraftan kırpabilirsiniz. Kırptıktan sonra döndürebilirsiniz şu şekilde. Filtre uygulayabiliyorsunuz. Daha net olarak görünmesi için sadece beyaz olarak değil daha net olarak filtre uygulayabiliyorsunuz bunları arkadaşlar. Daha sonra ayarla kısmına gelip buradan parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Temizle kısmından pürüzleri ortadan kaldırabilir, lekeleri yok edebilirsiniz. Standart ayarlar zaten resim düzenleme uygulamalarında olduğu gibi bu uygulamada da mevcut. İşaretle kısmına tıklayıp şöyle abone olun yazısında yazdıktan sonra ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Sağ üst köşeden bunu kaydedebilirsiniz. Daha da önemlisi sağ alt köşeye bakın PDF'i kaydet dediğinizde belirttiğiniz klasöre belirttiğiniz dizine bunu kaydediyor ve istediğiniz zaman bunu yazdırabiliyorsunuz. Ders notlarınızda bunu kullanabilirsiniz. Paylaşa tıkladığınızda istediğiniz gibi bağlantısını alıp paylaşabilirsiniz. Şu an bu ekranda gördüğünüz bir PDF dosyası. Daha fazla kısmından bunu sıkıştırabilirsiniz, dosyaları birleştirebilirsiniz ama bunların yanındaki yıldızlardan gördüğünüz üzere bu ücretli. Yazdır dediğinizde ağa bağlı bir yazıcınız varsa Wi-Fi yardımıyla bunu yazıcınıza aktarıp anında yazdırabilirsiniz. JPG olarak kaydedebilirsiniz ve bunların tümü sizin Gmail'inizde tutuluyor. Dolayısıyla silinme, kaybolma, bulamama gibi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Sağ üst köşeden 3 noktaya tıkladığımda taramaları istediğiniz gibi gösterebilirsiniz. Geri gelelim. Şu şekilde dersler kısmına tıklıyorum ve daha önceki taramalarımı burada görebiliyorsunuz. Eğer göremiyorsanız son taramaları görüntüle kısmına tıklayabilirsiniz. Yine buna resim olarak da aktarabilirsiniz. Resimlere tıkladığımda otomatik kırpma özelliğiyle dışarıdan ekleyeceğiniz resimleri yine bu uygulamada tutup PDF olarak kullanabilirsiniz. Son uygulamamız Sketchbook uygulaması. Bunu resim çizenler mutlaka biliyorlardır. Bilmeyenler mutlaka öğrensin. Eğer çizim beceriniz varsa ve eskiz çiziyorsanız veya herhangi bir resmi alıp üzerinden geçip bir ortaya resim çıkarmak istiyorsanız bu uygulama tam size göre. Neredeyse bütün kalem modelleri, çeşitleri burada var. Örneğin bir tane kaleme tıkladım. Kalemin rengini istediğim gibi ayarladım. Daha sonra şöyle yazı yazdığımda kalemin türüne odaklı olarak resim de farklı oluyor arkadaşlar. Eğer kalemin özelliklerini değiştirmek istiyorsanız en üstte araç çubuğunda bulunan noktaya tıklıyorsunuz. Ayarlar kısmına gelip size'ını ve opacity'sini yani büyüklüğünü ve saydamlığını ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde daha farklı bir görüntü ortaya çıkacaktır. Yazmış olduğunuz resimleri hata yaptıysanız ve çizerken geri gelmek istiyorsanız üst bölümdeki geri butonuna tıklayabilirsiniz. Bu şekilde sizi geri getirecektir. Ayrıca birden fazla layer da ekleyebiliyorsunuz. Photoshop kullananlar bunu mutlaka bilirler. Sağ araç çubuğundaki artı bölümüne tıkladığımda bakın iki farklı layer oluştu, katman oluştu. Üst katmanda yaptıklarımın alt katmanı ilgilendirmediğini zaten biliyorsunuz. Şöyle çizim yapalım. Ve üstteki katmanı kapattığımda bakın o katmanın içerisinde bulunan ögeler de ortadan kayboluyor. Dilerseniz ayarlar kısmına gelip tercihler kısmından yaptığınız tüm ayarları geri getirebilirsiniz. Tüm ayarları sıfırla dediğimde kalem ayarları ve diğer ayarların tümü sıfırlanacak ve sizin varsayılan ayarlarınıza dönmüş olacak. Araç çubuğunu dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Durum çubuğunu açabilirsiniz, kapatabilirsiniz ve size sunduğu ücretsiz özellikler bağlamında kendinize göre bir çizim alanı oluşturabilirsiniz. Menü çubuğuna tıklıyorum. New Sketch yani boş bir çizim alanı açıyorum. Büyüklüğünü yani genişliğini ve yüksekliğini verdikten sonra Create butonuna tıklıyorum ve boş bir sayfa bana açıyor. Dilediğiniz gibi bardağa tıklayıp buradan düz boyama şeklinde veya tek boyama şeklinde bir özellik verebilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi rengini değiştirerek gradient özelliği verebiliyorum. Çizim için mutlaka bilmeniz gereken uygulamalardan bir tanesi. Yaptığınız uygulamaları galeriye kaydedebilirsiniz veya paylaşabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış ama temel Illustrator seçenekleri için Sketchbook sizin
birçok ihtiyacınızı görecektir. Bu derste 3 uygulamadan bahsettim. Bu seri devam edecek. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.